Evet. Bir kere daha anlatmama gerek var mı? Bence yok. Ne diyorsun? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tamam. Kartal Bey oğlum. İyi diyorsun, hoş diyorsun da... bu anlattığın şeyler kolay iş mi? Değil. Kolay olsa zaten... hepinize bir araba para teklif etmezdik. Başka bir sorusu olan var mı? Bir itirazı olan falan? Uşen abin de dediği gibi sükut gene ikrardan geldi. Sağ olun beyler. Çay içiyor mu? Adem, bana bir çay. Herkes ikna olmamış gibi. Relax efendim, relax. Kartal abi. Bizim bir çay vardı Adem. Hemen abi. Keman işe yaradı diyorsun. Öyle görünüyor. Efe Tekin. Ziyaretçim var. Ziyaretçi mi? Leyla. Yaklaşma. Otur. Kızdınız. Tahmin edemeyeceğin kadar. Sana bir söz vermiştim hatırlıyorsan. Bu işi bitireceğim diye. Mükemmel bir olmamışsın. Ne yapsaydım? Hı? Halimi görmüyor musun Leyla? Zaten meslekten atılmışım. Çamura battıkça batmışım. Şimdi de işlemediğim bir suçtan sadık alayım. Yani herifin çıkmasını bekleyebilecek olsam ya da o içerideyken size zarar gelmeyeceğini bilsem ya da çıktığında yakalayabileceğinden emin olsam sence bu duruma düşürür müyüm kendimi? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündün yani. Düşündüm. Düşündüm. Ama bana tek kelime etmeyi bile akıl edemedin. Engel olmaya çalışacaktın. Neden? Biliyorum çünkü seni, tanıyorum. Yok yok Efe. Gerçekten neden? Tam düşünüyorum işte. Ben sana söyleyeyim neden. Engel olurum Efe. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum. Engel olurum Efe. Çünkü buradan sağ çıkamama ihtimalim var. Üstelik sadece senle değil abimle. Engel olurdum Efe. Çünkü o kılıcı yakalasanız bile yakalanma ihtimaliniz var. Yakalanınca da bir ömür boyu burada kalma ihtimaliniz var. Yani Efe sen bana bilerek söylemedin. Çünkü gayet iyi biliyorsun. Sensiz yaşamaktansa kafamın üstünde mermiler uçmasına razıyım ben. Dokunma. Bitmedi daha lafım. Sen bensiz bir ömür boyu yaşamayı göze almışsın. Eyvallah. Ama daha kötüsü ne biliyor musun? Benim sensiz yaşayabileceğime inanmışsın Efe. Yapma, yapma. Bırak. Bırakma. Bırak Efe, bırak. Bırak. Efe sen beni hep bıraktın ki. Sen beni hep bıraktın. Sen hep...
tuttuğunda bıraktın. Bana her sarıldığında beni bıraktın Efe. Ama ben seni anladım. Yemin ederim ben seni her seferinde bir şekilde anladım. Dedim ki bu adam böyle dedim ya. Bu adam böyle, böyle kabul et. Seviyor ama korkuyor dedim. Seviyor ama bizi korumak için bunu yapmak zorunda dedim. Yemin ederim sana seni her seferinde bir şekilde anladım. Ben seni anladım ama o anlayamaz. Sen hamileyim. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılımı aldı 25. Onu affetmek 25 yılımı aldı. Bak. Bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Bak seni tanıyana kadar. Seni sevene kadar. Ama ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğimi sen de gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek her zaman ailenin yanında olmak demek. Ki sen söz veremezsin. Baba olmak demek sevgini göstermek demek. Sen de bunu pek beceremezsin. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben gayet iyi biliyorum Efe. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf Halide istedi diye geldim. Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu, vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum çocuğu doğurmamanın en doğru karar oldu. Leyla. Söyle. Sen haklıydın Efe. Sen olmaz. Olmuyor. Sen haklıydın. Ben çok zorladım. Özür dilerim. Leyla çok seviyorum seni. Bırak artık bırak. Seni çok seviyorum. Çok seveceğim seni. Seni çok seviyorum. Sana da o çocuğa da hep bakacağım, tamam mı? Seni de o çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman, tamam mı? İkinizi de hiç bırakmayacağım. İkinizi de çok seviyorum. Söz bırakmayacağım sizi. Hiç bırakmayacağım. Söz bırakmayacağım. Aman ne olur bu çocuk bize benzemesin ya. At. Buyur abi. Eyvallah. Kim gelmiş? Eşim. Bir de... Bir de kim? Çocuğum. Aa.
Allah. Dayım oluyorum ben. Dayı oluyorum. Sen de baba oluyorsun o zaman. Nasıl olacağım bilmiyorum ama. Evet. Alkış. Tamam. Bu kutlamaya devam edeceğiz. Korkuyor musun? Çok. Ben de çok korktum. Çocuğun oldu falan dediklerimde elim ayağım boşaldı. Hani ben bu çocuğa nasıl örnek olacağım? Ne bileyim nasıl olacak bu iş? Bilemedim yani. Mirsad abiye de dedim de zamanında. Abi benden baba olmaz şu tipime bir bak Allah aşkına diye. Vallahi bende de pek baba olacak tip yok ama. Seninki öyle değil. Sende baba tipi var. Çünkü sen çok... Sağ ol abi. Afiyet olsun Kartal abi. Sen çok ne? Sen çok uyuzsun. Sağ ol. Yok, o manada değil. Hani öğretmenler olur. Ne bileyim böyle hiçbir yanlışlar olmaz. Her şeyi kuralına uygun doğru düzgün yaparlar. Dürüstlerdir. Yamuk yumuk işler olmaz. O yüzden de uyuz olursun. Çünkü sen öyle değilsindir. Hani illa bir ters o bir numarası vardır, bir açığı vardır diye bakınırsın. Ama çıkmaz. İşte öylelere çok güzel baba olur. Öylelere iyi adam olur, iyi insan olur. Bizim gibi öyle gücü cebindeki parayla, belindeki silahla bulanlar değil. Senin gibi dürüstlüğüyle, vicdanıyla, insanlığıyla yaşayan insanlar çok güzel baba olur. Anlatabildim mi? Anlattım, eyvallah. Eyvallah. Aslanım benim. Kalk hadi. Hayrola? Bir şey yok. Madem dayı oluyoruz... ...o zaman ben burayı yakarım. He? Kibriti de günahsız olanımız yaksın. İçeride ne konuştuk seninle bir saat? Lan saçmalama, yürü. Sen buradan sonrasına gelmiyorsun. Oğlum en çok beni sevecek. En iyi baba benim çünkü. Ama seni örnek alsın istiyorum, anladın mı? Senin gibi olsun. Kartal, romantizmini yürü. Lan oğlum bak, benim canımı sıkma. Arkada birisi kalacaksa o sen olacaksın. Bak Kartal, bu işe birlikte başladık, sonunda birlikte göreceğiz, tamam mı? Ağzını yürü. Kartal. Lan yürü. Sağ ol hadi. Kartal. Lan yürü. Al şunu. Ne oluyor lan? Lan! Kartal! Ateş sana emanet.
Kartal! Lan ne yapıyorsun oğlum? Kartal! Bir düşünelim. Babam içeride, Bülent içeride. Baybars'ın suç imparatorluğunu bitirebildik mi? Yani. Pek doğru yöntemlerle olmasa da onlardan sonsuza kadar kurtulduk diyebilirim. Yerine yenileri gelecek tabii. Her zaman gelecek. Çünkü dedim sana, bu dünyada el öptürmek çok kolay. Çok ucuz. Birileri birilerine hep yalandan baba diyecek. Korunmak için, kollanmak için, yükselmek için, menfaat için neyse artık birilerine boyun eğecek. Onlar boyun eğdikçe tepelerine çıkmak isteyen hep birileri olacak. Ama benden bu kadar. Çünkü ben onlarla mücadele ettikçe onlara daha çok benziyorum. Onların yöntemlerini kullandıkça, onların silahlarını kullandıkça hiçbir farkım kalmıyor onlarda. Sabıkam bile var işte biliyorsun. O yüzden yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. Okula döndüm. Evet, bildiğin bu yaşta bildiğin okula döndüm. Sen de böyle yapmamı ister miyim babanca? Az kaldı. Bitirmek üzereyim. Artık adaleti elimde silahla ıssız arazilerde adam kovalarken sağlamaya çalışmayacağım yani. Mahkemelerde arayacağım. Adaletin gerçekten tecelli etmesi gereken yerde. Anlayacağın biraz değiştim. Tam da değil ama. Sonuçta yine suçluları ıslah etmeye çalışıyorum. Birini başardım bile. Kolay olmadı ama yani sayılır. Silo, güzel değil mi ya? Güzel tabii oğlum. Ya şuralar asarız onları. Bak buralardan falan sarksın şuralardan. Belki kızmazsın. Ya yok oğlum, o gaco ne anlar ya. Hah. Nihayet. Getirdin mi lan bir şeyler? Getirmem mi abim? Buyur. Güzel güzel. Bu iş görür. Bayrak önemli. Silo. Evet abi. Şunları bak al. Şunu tepeye asacaksın tamam mı? Bunu da içeri bir yere koy gitsin. Tamam. Abi şimdi seni bu geminin tepesine mi çıkaracağız? Ne yapacağız? Ne yapayım be abi? Dayanamıyorum işte. Nereden nereye değil mi abi? Şimdi senin mezuniyetinde de böyle bir gemi mi getireceğiz abi? Otu. Vallahi geberteceğim seni ha. Zaten kartal iti bütün işi bize yığdı. Balıkçı teknesi de olurmuş ha bunlar. Vay vay. Ateş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız yalan yok. Sen oraya çok yakıştın yani. Böyle bir hava kattı sana. Ona Ateş Bey karar verecek canım. Ne diyorsun? Benzemiş mi korsan gemisine? Korsan güzel de. Güzel de ne? Bir şey mi eksik? At yok. Oğlum atı bulamadım ya. Ateşi zor iş. Yani izin lazım onun için. 5 yaşındaki çocuk izinden anlar ya. Sen ona mevzuat anlat hatta hayatım. Sen aramızdaki ilişkiye karışmaz mısın canım? Onun dışında bir eksik yok ama değil mi? Güzel yani. Bayağı korsan gemisi yani değil mi? Tamam ama. Ama ne? Babam. Babam yok. Baban olmaz olur mu baban? Babam burada. Aslan oğlum benim. Şuna bak maşallah sana maşallah. Oo. Nasıl at? Çok güzel babam, çok güzel. Canım benim. Sen de binersin. He? Bir tur at. Var ya böyle gavur memleketlerde biniyorlar polisler atlara. He? Damatımla gör abim. Sağ ol Allah, sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah'ım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
Ha, yam yamlar geldi. Başladı yine ucuz elektrik. Al git. Al bakalım. Eyvallah, ver öpeyim abi. Yok. Abi öpme. Abi öpeyim. Öpmek yok. Abi. Ya kalk ayağa. Allah Allah, dik dur. Aynen. Çok güzel. Hadi git. Al bakayım. Aslanım benim. Ay koçlara bak sen ya. Yo yo yo. Geç geç. Ay gülüm benim. Çok güzel. Öpme öpme. Devam. Allah Allah, bak sen şuna ya. Ulan sen de adam oldun vallahi. Aha, benimki geldi. Ne haber gençler? Oo, müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. Sen de al. Al bakalım. Kolay gelsin amirim. Tanışıyoruz galiba. Tanışsaydık unutmazdınız. Nasıl? Düğüne mi geldiniz diyorum. Yok, bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Nasıl yapsak ya? Birlikte mi gitsek? Baksanıza bunlar nasıl insanlar belli değil. Siz de polissiniz malum. Yanımda gelsiniz. Malum çocuk da var kucağımda. Evet, güzel çocukmuş. Bakayım şu prensese bir. Gel bakalım Bahar Hanım. Oh. Maşallah, size de biraz benziyor sanki yanaklar falan. Gözleri de sizi andırıyor sanki ha? Sanki. Hadi. Aha! Leyla'm gelmiş, Bahar'ım gelmiş. İşte düğün şimdi başladı. Abla. Nerede kaldın? Dayım seni bekliyor oynamak için. Leyla'm olmadan oynamam. İyi. Ne yapayım bari, oynayayım. Hadi kız. Al kız. Gel, gel. Çok kalabalık. Alama, uzağa götürme. Bu kalabalık onun ailesi.
bayılıyorum şuna. Sen ne seviyorsun? Kabul et artık. Bak ben kabul ettim, rahatladım. İyi, tamam tamam. Haydi herkes ortaya. Haydi haydi haydi. Kalk kalk kalk. Haydi buyursunlar. Gel lan gel. Buyur abi. İki tane bira ver. Aa, gel bakalım. La galiba yapıyordun. Sonunda sen de bize benzedin. Gördük az önce kim kime daha çok benzemiş. Ne alakası var? Orada mevzu şey. Hani ben kimsenin önünde eğilmiyorsam... ...kimse de benim önümde eğilmesin. Ulan vallahi sürdü ama... Senden de oldu.